Herkese merhaba. Bugün avukat Arsin Demir'le beraber yenilenebilir enerji yatırımlarının iklim değişikliği üzerindeki etkilerini konuşacağız. Çevreye olan etkilerini konuşacağız. Avukat Arsin Demir, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyemiz ve aynı zamanda Çevre Hukuku Komisyonu Başkanımız. Biliyorsunuz tüm dünyada sera gazı emisyonları 1990'lı yıllardan sonra ciddi bir artış gösterdi. Enerji sektörünün de sera gazları ve karbondioksit emisyonlarında en büyük pay alması, iklim değişikliğiyle mücadelede enerji sektöründe sera gazları ve karbondioksit emisyonlarının artışı, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm gözlerin enerji sektörüne çevrilmesine de yol açtı. Bugün Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarında özellikle hem teşviklerin artması, hem yenilenebilir teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlamasıyla birlikte artık ciddi bir yenilenebilir enerji yatırımlarında artış var. Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişerek ucuzlaması hem de verilen teşviklerle beraber bugün Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarında ciddi bir artış var ve bu artış da Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede elini güçlendiriyor. Ben bu anlamda Arsin Bey'e sormak istiyorum. Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda neredeyiz? Bundan sonra ne yapmamız gerekir? Nasıl bir politika izlenmesi gerekir? Hem mevzuattaki yapılması gereken düzenlemeler varsa bunlarla ilgili önerilerimiz neler? Bunun dışında çevreyle ilgili, çevrenin korunmasıyla ilgili karşılaştığımız sorunlar neler? Yenilenebilir enerji yatırımlarında çevrenin korunmasını ne kadar dikkate alıyoruz? Bunları konuşmak istiyorum ve Arsin Bey, bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun. Süleyman Bey, öncelikle böyle önemli ve duyarlı bir konuya da yayınımıza başladığımız için teşekkür ediyorum. Yenilenebilir enerji hukukundan başlayarak süreci aktarmak doğru olabilir. Enerji hukuku çok hızlı gelişen, çok yeni bir disiplin olmasına karşın yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, yenilenebilir enerjinin de bir hukukunun olması ve mevzuatsal değişikliklerle bu konudaki süreçlerin hızlanmasıyla aslında enerji hukukunun bir alt dalı olması gereken yenilenebilir enerji hukukunun bağımsız, bambaşka bir ana bilim dalı gibi olduğu hususu ortaya çıkıyor aslında. Yenilenebilir enerji deyince aslında bunun hukukuyla başlamak lazım. Yenilenebilir enerji hukukunu biz şöyle tanımlamaya çalışıyoruz. Çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda kendi öz kaynaklarıyla ürettiği enerjinin hukukunun oluşturduğu bir arena olarak değerlendiriyoruz ve bunun içerisine evrensel kamu yararı kavramı dediğimiz yepyeni bir kavram sokmaya çalışıyoruz. Bunu daha sonra açmak istiyorum. Fakat yenilenebilir enerji deyince aklımıza ne geldiğini bizi dinleyenler, bizi izleyenler mutlaka biliyorlar. Tekrar etmekte fayda var. Kaynağı sonsuz olan güneş, rüzgar, jeotermal, hidro kaynaklar, biyogaz, hidrojen de bu kaynakların içerisinde mevcut. Bu kaynaklardan elektrik üretilmesiyle yenilenebilir enerji yatırımları süreçleri hızlandı. Tabii bu süreçle beraber yenilenebilir enerji yatırımları o kadar yakınımızda ki evimizin yakınında elektrik üretilebiliyor artık. Çiftliğimizin yanında elektrik üretilebiliyor artık. Çünkü güneş her yerde, rüzgar her yerde, atık her yerde ve bunların tamamından bir enerji prosesiyle elektrik üretmek, enerji üretmek mümkün. Enerji kaynakları yanı başımıza geldikçe bunlarla ilgili korkular başlıyor. Yani hani hemen oturduğunuz yörenin biraz ilerisinde bir rüzgar türbini kurulunca veya bir güneş enerji santrali kurulunca veya tarımla uğraşıyorsanız atıklarınız olduğu için bu atıklardan enerji üretmeye çalışan biyogaz tesisi kuruldukça bunlarla ilgili İletişim eksikliği varsa bu yatırımı yapanlar ya da kamu otoritesi bu konuda bilgilendirmelerde eksik kalıyorsa fısıltı gazeteleri, dedikodu mekanizmaları işliyor
ve insanlar bilmediği enerji kaynaklarını, bilmediği enerji kaynaklarında ile ilgili kullanılan makineleri korku beslemeye başlıyor. Bu da temelinde hiç bilinmeyene karşı bir korku olduğu için bir takım hukuki sıkıntıların doğmasına neden oluyor. Fakat yenilenebilir enerji artık burada bir küçük bir virgül koyarak şunu sormak istiyorum. Yenilenebilir enerji yatırımlarının çevreyle uyumlu olması beklenir. Ve böyledir de aslında. Fakat yenilenebilir enerji yatırımlarında çevresel etki değerlendirme yönetmeliği kapsamında alınması gereken ÇED'e ilişkin belgeler söz konusu. Bu belgelere karşı da zaman zaman açılan davalar söz konusu. Bu bağlamda yenilenebilir enerjiyle çevrenin korunmasını nasıl bir araya getireceğiz? Yani bu projeler, yenilenebilir enerji projeleri çevrenin korunması noktasında zafiyet mi gösteriyor? Ne tür konularda bu tür uyuşmazlıklar söz konusu olabiliyor? Ve sizin bu konuda yaşadığınız deneyimlerden de biraz bahseder misiniz bize? Çok önemli bir husus. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesindeki karbon emisyonlarının az olması ve dünyadaki emisyonların artışının ve buna bağlı olarak iklim krizinin çıkmasının temel sebebinin fosil yakıtlardan elektrik olduğu sıkça dillendirilen ve bilim insanları tarafından ortaya konulan, bunun akabinde bütün dünya ülkelerinin uluslararası anlaşmalarla da kabul ettiği bir husus. Karbon emisyonları fosil yakıtlardan elektrik üretilmesiyle arttığına göre yeni döngüsel ve temiz bir ekonomiye geçişte karbon salımı olmayan veya çok çok az olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreterek bu salımların azaltılmasının mümkün olacağı öngörülüyor. Ve bu temiz ve döngüsel ekonomiye geçişle ilgili Kyoto Protokolü 2020 yılında sona ereceği için 2015 yılında Paris İklim Sözleşmesi kabul ediliyor ve 2016 yılında 175 ülke koşarak Paris İklim Sözleşmesi'ni imzalıyor ve 100 yılın sonunda 1,5 derece artık sıcaklık derecesinin düşmesi noktasında bir uzlaşmaya varıyor. Ve en nihayetine geldiğimizde 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Anlaşması yayınlanıyor. Bu ne demek oluyor? Bütün dünya, Avrupa Birliği artık karbonsuzlaştırma konusunda bir irade ortaya koyuyor. Paris İklim Sözleşmesi'nden Amerika Birleşik Devletleri imza koyduktan sonra imzasını geri çekti. Fakat burada çok önemli ve çok önemli bir husus var. Artık Paris İklim Sözleşmesi'ni imzalayanlar ülkeler olmasına karşın bunu uygulayacak olanlar şirketler. Şöyle örnek vereyim. Dünyadaki en büyük 500 şirketi şöyle göz önüne alalım veya değerlendirelim. Bu şirketler bir mutabakat yaptılar ve dediler ki biz artık karbon emisyonu azaltılmış ürünleri kullanmak istiyoruz veya bu ürünler yapılırken, üretilirken karbonun en az şekilde salımın olduğunu konusunda belgelendirme, sertifika istiyoruz. Bunun dışında karbon salımı yüksek olan, üretimdeki karbon salımı yüksek olan ürünleri kullanmak istemiyor dediği zaman dünyada emin olun birçok şirketin ticaret hacmi düşecek. Belki de ihracat yapamayacak duruma gelecek. Dünyadaki en büyük pazarlardan birinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünürsek, Avrupa Birliği olduğunu düşünürsek, buradaki şirketler gruplarının birlikte bu konudaki irade göstermesi birçok sektörü zor durumda bırakacak. Bu ne demek oluyor? Karbon salımının azalması için de fosil yakıtları yavaş yavaş terk etmek ya da fosil yakıtlardan elektrik üretirken yenilenebilir enerjiyi bunu bir an önce içine katmak gerekiyor. Hidrojen enerjisi gibi. Hidrojen enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek gibi. Tabii bu çok kolay bir döngü değil. Fakat
gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği'nin bu iradesi dünyayı sarsacakmış gibi görünüyor. Türkiye ön almaya çalışıyor. Şu an kurulu gücü 95 bin megawata ulaştı ve son yapılan enerji yatırımlarının çok ciddi bir oran %99'u yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim yönünde. Bu da önemli bir ivme kazandığını gösteriyor Türkiye'nin. Fakat Paris İklim Sözleşmesi'ne yönelik bir handikapımız var parantez içerisinde. Biz de ülke olarak niyet mektubumuzu verdik. Fakat sözleşmeyi imzalamadık Paris İklim Sözleşmesi'nde. Neden? Türkiye Cumhuriyeti sözleşmede konumlandırıldığı yer gelişmiş ülke sınıfında. Fakat biz diyoruz ki biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Finansman ve teknoloji transferi konusunda biz bunları almaya adayız. Bu konuda verebilecek bir durumumuz yok. Lütfen bizi gelişmekte olan ülke sınıfına sokun. Finans ve teknolojiye erişimde bizimle beraber aynı nitelikteki ülkelerle eşit muameleye tabi tutun. Ayrıca bir şerhimiz daha var. Biz çok hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşayan bir ülkeyiz. Ve ekonomik açıdan da bir şekilde çabalarımız var. Ekonomik büyümemiz konusundaki yatırımlarımız var. Bu nedenle biz emisyonumuzu mutlak bir şekilde azaltabilecek durumda değiliz. Bu nedenle eğer ki bunu da kabul ederseniz Paris İklim Sözleşmesi'ni bu şartlar altında imzalayacağız diyoruz. Ve bu noktada kalıyoruz. Fakat ülkemizin Paris İklim Sözleşmesi'ni tekrar söylemek istiyorum. İmzalamış olmasının veya imzalamış olmamasının hiçbir önemi yok. Dünyadaki ticaret hacmini yöneten şirketlerin bu konudaki irade göstermiş olmaları ve karbon salımı noktasındaki karbon salımı azaltılmış sektörlerde çalışacak olduklarını söylemiş olmaları veya söyleyecek olmaları zaten bizi ister istemez bu sözleşmenin tarafı olmak zorunda bırakacak gibi görünüyor. Peki, tabii enerji ülkelerin doğal sorumluluğu değil midir Ersin Bey? Karbon salınımlarının azaltılması, yani bunun için mutlak surette bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç duyması mı gerekiyor? Yani bu tüm ülkelerin kendi geleceği değil mi? Kendi nesillerinin geleceği değil mi? Yani bu anlamda aslında değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Enerji sektörünün karbon salınımına çok ciddi bir etkisi var. Ve dünya fosil yakıtlardan giderek uzaklaşıyor ve yenilenebilir enerji politikalarını da bu anlamda geliştiriyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki kaynak çeşitliliğini de arttırıyor. Bu anlamda Türkiye aslında çok önemli mesafeler kat etti biliyorsunuz. Rüzgarda Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli var ve şu anda bu potansiyelin ancak belli bir kısmını kullanabiliyoruz. Diğer taraftan güneşteki potansiyelimiz Avrupa ülkelerinin potansiyeline göre çok çok daha fazla. Burada rakamlar üzerinden konuşmak istemiyorum. Özellikle enerji politikaları bağlamında bunları değerlendirmek gerektiğini düşündüğüm için rakamlar üzerinden gitmeyi doğru bulmuyorum. Jeotermalde yine Türkiye'nin ciddi kaynakları var. Biyogazda, biyokütlede ciddi kaynaklarımız var. Ve bu kaynakların da etkin olarak kullanılması söz konusu. Ama bunları yaparken de yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de gelişmesi lazım. Bu konuda Ar-Ge yatırımlarının artması lazım. Eğer biz teknolojimizi yenilenebilir enerji bağlamında geliştirmediğimiz takdirde her ne kadar bu kaynaklara sahip olsak da bu kaynakları kullanmak için gerekli olan teknolojiyi de yine ithal etmek durumunda kalacağız. Bu anlamda Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımın artması konusunda yapılması gereken sizce neler var? Bu konuda neleri konuşmalıyız? Herhangi bir regülasyona ihtiyaç var mı? Teşviğe ihtiyaç var mı bu konuda? Bu konudaki teşvikleri nasıl artırmak lazım? Örneğin yenilenebilir enerji yatırımlarına verilen teşvikleri konuşurken önce yerli katkı desteğini mi dikkate almak lazım? Ona mı daha fazla bir teşvik vermek lazım rakamsal olarak? Yoksa direkt alım garantisine mi daha fazla teşvik vermek lazım? Yani bunu nasıl dengelemek gerekiyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dünya bir devrim yaşıyor. Biz de bu devrimi yakalamak zorundayız. Elektrik devrimine doğru gidiyoruz.
Hatta başladı ve devam ediyor. Ve Türkiye'de bu noktada önemli aşamalar kaydediyor. Ama biraz daha mücadele etmesi, biraz daha farkındalık yaratması, biraz daha öne alması gerekiyor. Dediğinizde çok haklısınız. Kaynaklar noktasında çok güçlü durumdayız. İlk defa belki de kaynaklar noktasında, yenilenebilir enerji noktasında, elektrik devrimine giderkenki süreçte çok iyi bir noktadayız. Yeraltı zenginlikleri kadar yerüstü zenginlikleri bakımından da o kadar farklı bir yerdeyiz ki bunları en iyi şekilde ve en doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu yatırımları yaparken tabii ki ülkemizde bu yatırımların makine, teçhizat ve bir takım tedarik süreçlerinde kullanılacak ekipmanların kümelenme yöntemleriyle ülkemizde sanayileşmeyi artıracak şekilde sürecin yönetilmesi gerekiyor. Bir takım kümelenmeler var fakat bunun artırılarak devam etmesi gerekiyor. Yani ben şu an İzmir'den katılıyorum biliyorsunuz. İzmir'de 4 tane rüzgar türbin şirketinin burada üretimi söz konusu. Dünyadaki en önemli üslerden birisi haline gelmiş durumda İzmir. O kadar kıymetli ki 4 tane rüzgar türbin üretim mekanizmasının bir şehirde olduğu görülmemiş durumda. Yani nasıl bir yerde olduğumuzun farkına varılması açısından kıymetli bir şey. Ve buradan gerek Türkiye'deki yatırımlara gerek de dünyanın başka yerlerindeki yatırımlara ekipman üretiliyor. Bunu sanayileşme çabası içerisinde kullanabiliriz ve bunu farkındalık yaratacak bir şekilde anlatabilmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii ki yatırımların artması için bir takım desteklemelere ihtiyaç var. Çünkü finansmanı bulmak zorundasınız. Finansman bulurken bir takım o mekanizmaların desteklerinden, garantilerinden yararlanmak durumundasınız. Ülke ekonomisi, ülke ekonomisinin bu yatırımlara desteği, bu ekipmanların yerli olması durumunda daha fazla destekleme verilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat hani bunun dolar cinsinden mi, euro cinsinden mi, Türk lirası cinsinden mi olması noktasında çok büyük tartışmalar var. Fakat en sonunda çıkan 27.11.2020 tarihinde yasalaşan elektrik piyasasındaki değişiklik kanunundaki süreçte zaten Türk lirası 30.06.2021 tarihinden itibaren Türk lirası cinsinden destekleneceği konusunda bir karar var zaten. Bir kanun var şu an karşımızda. Tabii burada yatırımların artmasının bizim hanemize de yansıyacak bir takım faydaların olması gerekiyor. Yani ülkemiz tabii ki elektriğini kendi öz kaynaklarından kullanmalı. Fakat bununla beraber kendi öz kaynaklarından kullandığı elektrik haneye, nihai tüketiciye, yani bireysel olarak, bireyler olarak bizlerin evine de uygun fiyatla geliyor olması gerekiyor. Bu çok kıymetli. Yani kamu yararı kavramı açısından çok kıymetli bir süreç. Ve yatırımları yaparken önemli olan hususlardan bir tanesi de şu. Halkı yanımızda almamız gerekiyor. Yatırımda, o yatırım nereye yapılıyorsa, o yöre halkının da bundan istifade etmesi veya bir şekilde ekonomik fayda sağlaması gerekiyor. Bunu dünyada başaran ülkeler var. Çok uzağa Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başarılmış örnekler var. Yeni kanunda, 27.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren kanunda da aslında jeotermalde böyle minicik bir devrim yapılmış gibi görünüyor. Güzel bir başlangıç aslında. İdare payının 5'te 1'inin o yöredeki, o bölgedeki belediyeye veya köy tüzel kişiliğine verilmesi konusunda bir kanun koyucunun iradesi var. Bu çok olumlu ve ilerletilmesi gereken bir süreç olarak bakıyoruz açıkçası. Halkla beraber, yöre insanıyla beraber, yatırımların desteklenerek bunlara katkı sağlanarak ilerletilmesi bu projeler olan desteği de arttıracaktır kanaatindeyiz. Çünkü biraz önce çok güzel bir soru sordunuz, bir önceki sorunuzda bir takım sorunlar yaşanıyor. Bireyler yanı başındaki rüzgar türbinin ne yaptığı konusunda bir fikir sahibi olmadığı için ve onu bir anda kendisine karşı yapılmış bir hamle olarak gördüğü için karşı çıkışa başlıyor. Ama onunla beraber güzel bir şey yaşayacağını ekonomik açıdan da söylüyorum veya ülke menfaatleri açısından da söylüyorum. İyi bir şey yaşayacağını anladığı zaman ona olan desteği artabilir kanaatindeyiz. Bu anlamda da kanun koyucunun bir takım
gelişmeleri takip ederek bazı süreçlerin önünü açması, özellikle enerji kooperatifleri konusunda bazı süreçleri aşmasının bu yatırımlara ülke halkı olarak sahip çıkacağımızı açıkçası bize gösterecekmiş, gösterebilir kanaatindeyim. Peki çok çok teşekkür ediyorum bu değerli paylaşımların için Ersin Bey. Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikalarını iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl değerlendiriyorsun ve bu kapsamda çevre davalarını nerede konumlandırmamız gerekiyor? Çünkü yenilenebilir enerji yatırımlarında en çok karşılaşılan durumlardan bir tanesi de ÇED'e ilişkin alınan belgenin iptaliyle ilgili açılan davalar. Ve bu konuda o kadar çok dava var ki artık yargı içtihatları da bu konuda oluşmuş durumda. Bu konuyu nasıl değerlendirmek gerekir? Yenilenebilir enerji yatırımları hızla artan yatırımlar olduğu için de tekrar söylüyorum, çok dağıtık durumda, çok farklı bölgelerde yapılan yatırımlar oldukları için yanı başımıza kadar geldiler. Önceden fosil yakıtlı santraller belli başlı yerlerdeydi. Neredeydi? Afşin Elbistan'da termik santral vardı. O yöre halkının kendine göre bir takım süreçler yaşıyordu. Yatağında termik santral vardı. Oranın kendine göre bir süreci ve değerlendirmesi vardı. Fakat yenilenebilir enerji ilk başta da aktardığım üzere her yerde kurulabilen enerji santralleri olduğu için yanı başımızda kurulmaya başlandılar. Ve biz bir şekilde bunları görür olduk, yanlarından geçer olduk ve birlikte yaşamaya başlar olduk. Bu noktada bu yatırımların çevresel etki değerlendirme süreçlerinde alınan ÇED gerekli değildir kararlarını ya da ÇED olumlu kararlarına o bölgedeki insanlar yatırımları bilemedikleri için ve bir takım korkular yaşadıkları için davalar açmaya başladılar. Dediğinizde de çok haklısınız. Bu davalar idare mahkemeleri sürecinden Danıştay'da çözülen davalar oldukları için çok hızlı şekilde ivedi yargılamaya tabi olan davalar oldu ve bir takım yargı içtihatlarının sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğini gördük. Fakat bir takım sürpriz içtihatlarında çıktığını görüyoruz ve yaşıyoruz. Burada yargı dünyasında bir takım kafa karışıklığı yaşadığını görüyoruz ve kanaat önderlerinde kafa karışıklığı yaşadığını görüyoruz. Bunlar da yargı yoluyla bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. Fakat kişiler, bireyler yargı yoluna başvurduğunda idare mahkemelerine gittikleri zaman idare mahkemelerinin çok fazla bir iş yükü olduğu için bu tür davalara çok açıkçası eğilemediğini, bu konuda bilirkişi ataması yöntemine başvurulduğunu, bilirkişilerin bile bilim insanı olmalarına karşın mahalle baskısı veya mahalle korkusu nedeniyle bilimsel olmayan yöntemlerle kanaatlerini bildirdiğini de yaşadık, gördük. Bilim dünyasının kabul edemeyeceği, bilimsel hiçbir yanı olmayan bir takım bilirkişi raporlarıyla bazı yatırımların durdurulduğunu da açıkçası biliyoruz. Bu nedenle çevre mahkemelerinin enstitümüzün de değişik ortamlarda dillendirdiği üzere çevre mahkemelerinin kurulmasının gerek davayı açan vatandaş, yurttaş, gerek bu yatırımı yapan yatırımcı, gerekse bu izinleri veren kamu otoritesinin menfaatlerini korumak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bağımsız bir çevre mahkemesi kurulması öncelikli bir süreç olması gerekiyor. Çünkü yatırımlar devam edecek. Bu yatırımlar devam ettikçe de bu tür süreçler yaşanacak. O yüzden objektif, işi bilen yargıçlar tarafından, çevresel süreci bilen yargıçlar tarafından bu yargılama sürecinin yönetilmesinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yani konu çok tamamen fazla. Konu tamamen bilirkişi adaletine bırakılmamalı. Hakimler Kesinlikle. De çevre hukukuna ilişkin konularda belli bir uzmanlığa sahip olmalı diyorsun. Bu gerçekten de önemli. Kesinlikle. Çünkü bazı konularda eğer hakimin bu konuda bilgi ve tecrübesi yoksa tamamen bilirkişi raporlarına bağlı kalarak verilen kararlar
Her zaman adaletli, hakkaniyetli kararlar olmayabiliyor. Bugün burada Enerji Hukuk Araştırma Enstitüsü olarak iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarının rolünü konuşmaya çalıştık. İlerleyen tarihlerde yeni programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Arsin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar. Kestik.